Herkese merhaba arkadaşlar. Pespay Çakır kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa Suat Çakır. Bugün sizlerle Play of the Week kartlarının analizini yapacağız. Çok güzel oyuncular var. Bir o kadar da kelepirler var. Hızlı bir şekilde, en çabuk şekilde size hangi adam iş yapar, hangi adam iş yapmaz bunların analizini yapacağım arkadaşlar. Bunlar benim kendi oyun görüşüme göredir. Sizlere göre farklılık arz edebilir arkadaşlar. Tutmayabilir, yanlış olabilir. Sonuçta bu oyuncuların hepsini denemiş olmuyoruz. Denediklerimiz var, deneyemediklerimiz var. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve geçelim hızlı bir şekilde. Casemiro ile başlıyoruz. Casemiro bu oyunun çok fazla formda gelen oyuncularından birisi arkadaşlar. Yaklaşık bir aydır B formda bu adam. Abartmıyorum yaklaşık bir aydır B. Bu hafta da A gelmiş vaziyette. Yani... Birinci seviyede 90, 92 fullendiğinde ise 95 overall'a kadar yükseliyor. Şöyle baktığımızda hız hızlanması kahverengi gibi gözümüze biraz böyle kötü gibi gözükebilir. Ama kesinlikle bu adam bunu yansıtmıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Defansif farkındalığı top kazanması, agresifliği ve fiziksel teması çok üst düzey olduğu için bunları görmenize gerek bile yok. Ben bu adamı denedim. Gri kartını bile denedim bu oyunda. Onunla bile iş yaptım arkadaşlar çok fazla katkı sağladı. Ee, bu adamın pası var. Yüksekten pas, alçaktan pas var. Sıkı top tutması fena değil. Yani bir defansif orta sahaya göre top kontrolü 86, kafa var. Sıçrama 93. Defansif farkındalık 93, top kazanma 99, agresiflik 96, fiziksel temas 95. Daha ne olsun? Bu adamda dengeli pas var. Markaj var, top kesme var, mücadele ruhu var, akrobatik uzaklaştırma var, stoperde bile çok iş yapan bir özellik. Stopere koyduğunuzda zaten overall düşmeden oynuyor arkadaşlar. Bakın pozisyon antrenörü basılmamış haliyle 91 gözüküyor. Bunu bastığınız takdirde bu en az 93 olacak. En ortalama 92-93 olacak yani. Bu adam her yerde iş yapabiliyor. İsterseniz göbeğe koyun, ileride top kaparsınız. İsterseniz acil durumlarda stopere koyun iş yaparsınız, her türlü iş yaparsınız. Bu adam kolay da fullenir. 20 seviyede bu adam çıkarsa kesinlikle fulluyorsunuz arkadaşlar. Geçelim Martinez'e. Martinez Konami bize vere vere bir hal oldu bu adamı. 3-4 tane bende Martinez oldu. Ama bu içlerine gelen en iyi Martinez arkadaşlar. Neden? Çünkü Player of the Week kartı. Player of the Week kartında her zaman bitiricilik ve ofansif farkındalık, şut gücü vesaire Diğerlerinden 1-2 kademe daha fazla oluyor. 97 overall olmasının sebebi de bu zaten. Diğer kartları da, yanlış hatırlamıyorsam ya 96 ya da 95 oluyordu. Hız, hızlanması gayet iyi. Bu adam mesela e, tam komple bir oyuncu arkadaşlar. OOS'de de oynar gösteriyor. OOS'de bile oynatılır yani bakın. Fiziksel teması kötü değil. Ben olsam bunu OOS'de değerlendiririm yani yakarım burada pozisyon antrenörüyle bunu. O Sede değerlendirin. Niye dersiniz? Çünkü SF'ler şişmiş vaziyette zaten. Yani SF'de artık yer yok. Messi'ler falan filan. Rumeni Yani Mbappe'ler. Obama Yanklar, Bunlardan yer kalmıyor maalesef. Ee, ama bu adam da her, her zaman iş yapabilecek kadronuzda bulunması gereken oyunculardan biri diye düşünüyorum. Neden derseniz. Çünkü bu adamda sürekli A ya da B form geliyor arkadaşlar. Aynı Casemiro gibi. 2 haftadır zaten. Club Selection'larda da geliyor. Bu hafta Player of the, the Week'te de geldi. Yani hep A performans. Bu B bile gelmedi. İki haftadır A performans. Yani kadronuzda kesinlikle bulunuyorsa değerlendirmeniz gereken bir oyuncu. Biraz zor fulleniyor gibi gözüküyor. 30 seviye az değil. Ama iş yapabilir arkadaşlar. Bunu süper yedek bir de tadından yenmez. Diyelim ve geçelim. Milinkovic Savic. Arkadaşlar bu adam... Pes'in çok sevdiği oyunculardan biri. Pes 20'de de bunu çok fazla verdi. Yani Club Selection'larda, Player of the Week'lerde çok fazla verdi. Ama bu sene daha da iyi yapmışlar. Yani bu adam 96 overall'da fiziksel teması falan bakıyoruz. 97 top kontrolü, 99 sıkı top tutma, 93. Yani bu adam sizi sağ, orta sahada sırtında gezdirir. Yani bu sırtı dönük oyuncular var yani ya böyle topu iyi saklayan. Bu adam varsa onda yani sizi orta sahayı dolandırır. Top alamazsınız bu adamla. Tamam defansif orta sahada falan oynayamaz. Defansif özellikleri çok iyi değil ama bir göbek adamı için, bir OOS adamı için biçilmiş kaftan yani. Ben size öyle söyleyeyim. OOS'de bile bunun kapacağı toplarla ani kontra çıkabilirsiniz. Çıkarken kaptırılan toplar falan var ya. işte bu adam tam o adam ya. Bu adam yapıştığı zaman fiziksel teması da var. Top kontrolü de aldığı zaman saklayacak. Top sürme, top sıkı top tutma yani kafa var, sıçrama var. Orta kesseniz kafayla gol de atarsınız. Boya bakın. 1.91 boy var. Uzun mesafeden şut çekme var. Kafa var. Yani beceri kart olarak da. Ölü yaprak var. Yükselen şutlar tek pas. Yani bu tek pas da çok önemli. Ee, baskı yediğinizde orta sahada hemen mesela tek dokunuşta dönmeniz gerekiyor. Oyuncunun böyle bazen sağına soluna daha taşa atıyorsunuz ya arkadaşlar. İşte tek pas olmadığı için o. Tek pas ve dengeli pas çok önemli. Bunda dengeli pas olmasa da sonradan eklenebilir. Yer var burada. Eee bu adam da her türlü iş yapacaktır arkadaşlar. Çıkarsa üzülmeyin ve fullleyin. Diyelim ve geçelim. Bugünün yıldızı. Bir numarası. Hatta gelmiş geçmiş en iyi süper edek bu olabilir arkadaşlar. Haaland'ın biliyorsunuz ki şey ee, şeyi gelmiyordu. Player of the Week Club Selection kartı gelmiyordu. Çünkü Dortmund'dan dolayı. Transfer olsun diye göz göz bakıyorduk ama öyle bir adam geldi ki Alexander Isak. Öyle bir adam geldi ki Haaland'ı unutturabilir arkadaşlar. PES Başkanı Gökhan abime de buradan selam gönderiyorum. Onun sözünü paylaşacağım size. Dedi ki Haaland'ı tahtından eder dedi. Ve ona katılıyorum. Bu adamın bende 85 over'lık gri kartı var. Onunla bile 4006 takımda vesairede çok iyi işler yapıyor. Sonra da onu oyuna soktuğumda ee, mükemmel işler yapıyor. Bu adamın özellikleri de harika arkadaşlar. 39 seviyede full dönüyor ama kesinlikle buna değer. Kesinlikle buna değer. Bakıyoruz ofansif farkında 95 bitiricilik 97. Şut gücü e, 91 gayet iyi. Düşük falan değil. Bitiricilikli şut gücü zaten birbirini tamamlıyor arkadaşlar. Düşünün yani bakın İnzagi de benim her zaman oynattığım bir adam süper dedik olarak. 99 bitiricilik 85 şut gücü var. Bu adamda 97 bitiricilik, 91 şut gücü var. Yani her türlü bunun bitiriciliği inza giden daha iyi. Genel anlamda yani. Sadece bitiricilik anlamında konuşmuyorum. Top kontrol, top, top sürme, sıkı top, tutma ve denge var. Artı fiziksel temas var arkadaşlar. Bu adam top da kaybetmez. Hızı 96, hızlanması 89. Yani Lukaku'dan Lukaku tarzı da bir oyuncu, Halan tarzı da bir oyuncu. Top sürmesi de var, şutu da var, güç de var, hız da var. Yani gerçekten yok yok bu adamda. Elle yapılmış gibi arkadaşlar. Yani düzenle bölümüne girseniz, edit bir oyuncu yapsanız duran topundan biraz kısayım. bitiriciliğine vereyim, hızına vereyim dersin. Adamlar da aynı sana öyle bir oyuncu getirmiş işte. Al. Mükemmel. Pas özellikleri biraz kötü. Pas verirken biraz dikkat edeceksiniz. Ver da falan filan. Onlar da hata yapabilir. Ama onun dışında her türlü iş yapar. Bu adamın en önemli özelliklerinden birini ne biliyor musunuz? Süper yedek. Bu adam sonradan oyuna girdiğinde bu 97 overall'la var ya. Of, of 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 Ortalığı var ya anasını ağlatır anasını Ah keşke çıksa bize de Diyelim ve bunu da geçelim Arkadaşlar Player of the Big'te Pickford geliyor Full dediğinizde 93 oluyor 95 oluyor Her yer artık 99 full kaleci kaynamaya başladı bile Yani bu adam iş yapmaz diyelim DP yapın geçin geç Muriel e, Martinez'in arkadaşlar Çakması gibi bir şey bu ee, oyun tarzı da benziyor, geometrisi de benziyor. Komple bir oyuncu, ee, Bitiricili, bitiriciliği, şut gücü fena değil, hız hızlanmaza 91. Yani iş yapmaz diyemem, iş yapar. Süper yedek kartı var çünkü bu adamın. Ölü yaprak vuruşu vesaire bunlar çift vuruş çalımları falan iş yapabilir. GF'de de oynayabiliyormuş. Ee, çıkarsa orta seviye kadroda her zaman iş yapabilecek bir oyuncu. Diyelim ve geçelim. Matic Arkadaşlar matichi şöyle hemen size fulluyorum hızlıca bakın. Ee, bakın hız hızlanma 71. Yani bu adamı defansif orta sayık koyduğunda sen R1 tuşu bozuldu mu dersin yani. Bak o kadar çok net söylüyorum size. Bozulduğunu falan düşünürsün. Ee, bu adamın iş yapacağını kesinlikle düşünmüyorum. Hiç de oynatmadım oynatmayı da düşünmüyorum. Bir tek top kazanma agresiflikle fiziksel temasla olmuyor bu işler. Yani Casemiro da defansif orta Zaten sen de defansif orta sahasın kardeşim. Ben seni niye oynatayım ki? Pas özelliğin sınırlı. Yani yüksekten pas, alçaktan pas tamam var da yani... Yani senin defansif farkındalığın bile 83 yani. Sen nasıl bir dostsun abi? Sen nasıl bir dostsun abi yani? Yani çıkarsa bence DP yapın arkadaşlar. Light falan, oyuncunuz falan yoksa... ...böyle gri kartlarla falan oynamıyorsanız... ...bu adamı kesinlikle DP yapın. Ve... ...geçelim. Ee, şimdi... Maripan varmış arkadaşlar. Bu da kelepirlerin kötünün iyisi yani. Bu birazdan daha da kötüleri var. E, bu kötünün iyisi. Hız hızlanması 79 ama fiziksel teması çok iyi bu adamın. Yani defansif özellikleri 93 bandında. 92-93 bandında. Kafa yeteneği, top kazanma, agresiflik falan. 92-93 bandında iyi. Hız hızlanması 79-78. Orta, orta yani. Yavaş diyebiliriz. Çünkü 85'ler falan artık orta deniliyor. 90'lar, 92'ler, Varanlar, Gomez'ler, Hernandez'ler biliyorsunuz yani bunlar 90 civarı stoperler. Campbell'lar falan fiziksel teması her şeyi olan oyuncular. Bunlar biraz daha yanında ikinci, üçüncü sınıf oyuncu kalıyor. E, alçaktan pası falan fena değil. Bakalım şöyle. Yok gidici olması bir avantaj. E, 1.93 boyu varmış. Boyu da fena değil. Kapalı savunmalarda iş yapar bu adam. Dediğim gibi iyi kadroların oyuncusu değil tam tersine böyle orta seviye light oyuncuları falan filan çıkartırsa iş yapabilecektir. Kötünün iyisi bu. Geçelim De La Cruz. Bu adam fullendiğinde 34 seviyede fulleniyor. Çok zor. Bitiricilik OOS adamı için bence çok düşük. 79 bitiricilik arkadaşlar ceza sahasına girdiğinizde çoğu şutunuzu golle sonuçlandıramayacağınız anlamına geliyor. Şut gücünün yüksek olması hiçbir işe ifade etmiyor bitiricilik olmadıktan sonra. Top kontrolü falan topla ilişkileri fena değil. Hız hızlanması 89-94. Yani bir OOS'de ben çok hız hızlanma aramıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Öncelik bitiricilik ve şut gücü ve top saklama. Falso önemli. Yani Dybala tarzı diyeyim arkadaşlar. Dybala, Messi bunlar OOS'de iş yapan adamlar. Mesela Depay. Geçen sene OOS kartında bile Depay mesela bende çok çok iş yaptı. SF'ler çünkü fullü. Oralarda oynayabilecek şey yoktu. Ben de OSI'ye çekmiştim. Onu çok verim almıştım. Martinez de mesela öyle yapabilirsiniz. Ee, ama bu adamdan çok fazla bir şey beklemeyin. Diyelim ve geçelim. Bremer. Evet. Bu hız hızlanma olarak deminki neydi bu adamın adı? Maripan'dan hız hızlanma olarak bir tık daha iyi. Fiziksel temas ortalama ama şu özellikleri fena değil. Yani orta seviye bir oyuncu stopeniz yoksa bu adam A formda gelecek. Oynatabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇leri seviye kadrolarda iş yapabileceğini zannetmiyorum. Hücumcu defansı olması bir dezavantajı. Yok edici olması her zaman daha çok tercih edilir. Ee, dediğim gibi çıkarsa bence fullemeye değmez. 34 seviye bir adam. İş yapmaz diyorum ve geçiyorum. Ve son oyuncumuz Schurz. Bu Hollandalı bir çocuk. Hollanda'da genelde zaten böyle teknik oyuncular falan daha çok tercih ediliyor. 41 seviyede fulleniyor ve 92 oluyor. Arkadaşlar şimdi 92 92 olan bir adama 41 seviyeye kadar fullemek. Bu kim bilir kaç bin DP istiyordur şimdi var ya. Güncellenmediği için bakamıyorum ama yani değmez yani bu adama. Zaten defansif özellikleri de çok iyi değil. Hız hızlanma yok. E, defansif farkındalık falan 90 bir orta saha gibi. Orta sahalarda senden daha yüksek overall'lar var yani. Bu özellikler var yani. Şut gücü 94 adamın yani. Ne alaka? Bu adam duran top mu kullanıyor? 83. 83'e 94. Yani demek ki Hollanda'da buna free kick çektiriyorlar ama bu oyunda iş yapmaz arkadaşlar. Oyun kurucu stoper. Yani dengeli pası varmış. Ama bence iş yapmayacaktır. Ee, sarı top zaten. Bunun normalde orijinali 76'lık ee, gri topmuş. Bu da kelepir listesinden biriydi arkadaşlar. 3-4 tane çok iyi, 3-4 tane de kelepir var bu hafta Player of the Week'te. Umarım size istediğiniz oyuncular çıkar. İstediğiniz oyuncuları fullersiniz. Isaac vesaire bunları kesinlikle çıkarsa fullleyin. 39 seviye falan filan diye düşünmeyin arkadaşlar. Çok iş yapacaktır. Ben de gri kartı bile iş yaptıysa ben bunu hayal bile edemiyorum. Beni çok heyecanlandırdı. Uzun zamandır Player of the Week e, ve Club Selection oyuncu analizleri yapmıyordum. Bu hafta top açılım videosu da gelecek. Bakalım inşallah buluruz arkadaşlar. Size de istedikleriniz çıkar umarım. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sizin görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. <laughs>